Herkese merhaba. Cambridge Soğuk Savaş tarihinde 3. bölümde 20. yüzyılın ortasında dünya ekonomisini ve Soğuk Savaş ile ilişkisini inceleyeceğiz. Bu bölümün yazarı Harvard Üniversitesi'nden Profesör Charles Myer, İmparatorluklar Arasında Amerika'nın Üstünlüğü ve Öncülleri kitabının da yazarıdır. Sizi gömeceğiz. Nikita Hruşev 1956 yılında yaptığı bir konuşmada batılı ülkelere hitaben sosyalist sistemin kapitalizmi sona erdireceğini iddia ediyordu. Aynı sene Sovyet uzay programı başlayacak ve sonraki sene dünyanın ilk uydusu dünya yörüngesine Sovyetler tarafından gönderilecekti. Dönemin başkanı yardımcısı Richard Nixon ve Hruşev arasında geçen Moskova'da düzenlenen 1959 Amerikan Fuarı'nda meşhur mutfak tartışmasında Hruşev Amerika'nın bir gün komünist olacağını iddia ederken Amerikalılar bir Amerikan işçisinin sahip olabileceği buzdolabı, fırın gibi mutfak aletlerini göstererek Amerika'nın kazanacağını söylüyorlardı. Her iki tarafta rekabetin savaş dışı her alanda olması gerektiği konusunda anlaşmışlardı. Barışçıl rekabet demek, ekonomik rekabet demekti. Kapitalizm ve sosyalizmin rekabeti. Soğuk savaş tarihi bir nevi ekonomik tarihtir. Sovyetlere göre merkezi planlanmış bir ekonomi bloğu doğuyu kapitalizmin sahte cazibesinden koruyacaktı. Amerikalılara göre Amerikan desteğiyle gelişen batı bloğu özgürce engeller olmadan aralarında ticaret yapabilecekti. İngiliz sömürge imparatorluğunun zayıflaması, Hitler Almanyası'nın çökmesi ve Japonya'nın Asya'da yenilmesiyle ortaya çıkan boşluğu Amerika dolduracaktı. Sovyetler ise Almanya'dan ele geçirilen ülkeleri sosyalist bloğa dahil etmişti. Batı bloğunda ekonomik ideoloji sürdürülebilir ekonomik büyüme üzerine kurulmuştu. Verimlilik politikaları önem arz ediyordu. New Deal ekonomistleri 1940'ların sonunda teknolojik inovasyonun günden güne gelişeceğinin sözünü veriyorlardı. Daha az gelişmiş ülkelerde bir baraj yapımı veya demir çelik tesisi büyük bir başarı olarak görülüyordu. Gene de tüm ülkelerde kapitalizm davranışsal ekonomiyi de etkilemişti. Eski protestan çalışma ahlakının yerine kapitalist çalışma disiplini gelmişti. Soğuk savaş uzun soluklu disiplin gerektiren ekonomik bir rekabetti. Her iki düzende de sanayileşme çok önemliydi. Fordist üretim bandı ve makineleşmeyle yapılan toplu üretimin önemi savaş zamanı üretiminde kendini göstermişti. Savaş sonrası düzende de Fordizm önemini sürdürüyordu. Ancak 1960'larda dünya genelinde işçi grevleri ve sendika faaliyetleri görüldü. İşçi haklarının ve maaşlarının iyileştirilmesini talep ediyorlardı. Ayrıca Amerika'da siyahilerin eşitlik talepleri 1960 ve 70'lerde iş çalkantılara sebep oluyordu. Geleneksel çiftçi sınıfı yavaş yavaş kayboluyordu ve sanayileşme ve şehirleşme ülkeleri ve sınıfsal düzeni değiştiriyordu. Batı ülkelerinde tarımdaki makineleşme çiftçilerin zenginleşmesine yol açıyordu ve üretim fazlası veren bu çiftçiler ürünlerini daha az gelişmiş ülkelere satabiliyordu. Soğuk Savaş'ın getirdiği en önemli olgulardan biri çalışmaydı. Çalışmak, yeni yaşam tarzları, tüketimin artması, şehirleşme ve ülkeler arası göçler bu dönemin öğeleriydi. Soğuk Savaş başladığında televizyon siyah beyazdı ve bittiğinde renkli olacaktı. İkinci Dünya Savaşı sonrası Almanya'nın işgalinden sonra Almanya'dan savaş tazminatı alma konusunda anlaşmazlıklar çıkmıştı. Önce 20 milyar dolar alınması ve yarısının Sovyetlere verilmesine karar verildiyse de sonra 10 milyara indirildi ve Alman sanayi üretiminden pay alarak zararların karşılanmasına karar verildi. İngiltere ve Amerikan kontrol bölgelerinin birleştirilmesi Sovyetlerin Almanya'yı ikiye bölüneceği konusunda endişeye sevk etmişti. Amerikalılara göre birleşmiş bir Almanya bir bütün olarak komünist tehdit altında kalabilirdi. İki taraf da birbirine şüpheyle yaklaşıyordu. Almanya'nın bölünmesi Avrupa'nın da bölünmesi anlamına geliyordu ve Amerikalılar kendi payına düşen Almanya'nın ve diğer Avrupa ülkelerinin kalkınmasına başlıyordu. Marshall yardımları çerçevesinde 14 milyar dolar destek verildi. Bu rakam Amerikan GDP'sinin %2'siydi. Yapılan yardımlar Avrupa'nın tekrar ayağa kalkmasını sağladı. Sovyet kontrolündeki Doğu Avrupa ülkeleri Sovyet baskısından dolayı bu yardımlardan yararlanamadı. Doğu bloğu da merkezi devlet planlamaları ışığında Sovyet ihtiyaçlarının üretimini yapmaya başlamıştı ve birbirleriyle ticaret yapıyorlardı. Batıda Marshall Planı vardı, doğuda Comecon. İngiltere'de yaşadığı ekonomik zorlukları Amerika'nın yardımıyla atlatabilmişti. İngiltere ve Fransa'nın deniz aşırı sömürgelerde güçlerini kaybetmeleri, bu bölgelerin komünist tehdide karşı korunmasını görevini de Amerika'ya vermişti. Orta Doğu'da petrolün korunması da önemliydi. Suudilerle birlikte kurulan Aramco, İran'da kurulan BP önemli aktörlerdi. İran'da Başbakan Mossad'ın BP'yi millileştirme çalışması CIA önderliğine terpitlenen bir darbeyle engellenmişti. Mossad'lık devrilmişti ve Şah Rıza Pehlevi İngiliz ve Amerikan çıkarlarıyla uyumluydu. Petrolün kontrolü büyük güç olmak için çok önemliydi. Üçüncü dünya ülkeleri ham maddenin kontrolü ve Sovyetlerle rekabet bakımından yeni bir sahneydi. Örneğin Sovyet desteğiyle Mısırlı Cemal Abdülnasır'ın Süveyş kanalını millileştirmesi Sovyetler bakımından bir zaferdi. Rakamlardan konuşacak olursak 1936 ile 55 yılları arasında Doğu Almanya GNP'si %10 artarken Batı Almanya'nınki %80 artmıştı. Gene Almanya için 1950 ile 55 arasına bakarsak Doğu Almanya'nın %40, Batı Almanya'nın yükselişi %63'tü.
Batı Almanya Marshall yardımlarından faydalanıyorken Doğu Almanya'nın üretimi Sovyetler tarafından savaş tazminatı olarak alınıyordu. Fark da bu yüzden kaynaklanıyordu. 1990'da birleştiklerinde Batı Almanya Doğu Almanya'dan iki kat daha iyi durumdaydı. Askeri harcamalara bakarsak 1947'de İngiltere GDP'sinin %10'u, Amerika'nın %5'ini, 1948'de İngiltere GDP'sinin %7 askeri harcamalarda Amerika'nın %5'i kullanılıyordu. Kore Savaşı'nda Amerika'nın %15, İngiltere'nin %10,5 ve Fransa'nın %12'ye çıkmıştı. Fransa'nın Vietnam'daki mücadelesi dolaylı olarak Amerika tarafından finanse ediliyordu. Sovyetlerin ise askeri harcaması toplam gayri safi milli hasılasının %20'siydi ve ekonomi üzerine büyük bir yüktü. Peki Soğuk Savaş'ın çevre etkisi neydi? Sanayileşmenin artması, fosil yakıtların kullanılmaya başlanması, doğal kaynakların hızlı tüketilmesi çevre üzerine ağır bir yüktü. Ayrıca artan şehirleşme tarım alanlarının yok olması anlamına geliyordu. Bugünün küresel ısınma problemi bu son yüzyılın eseriydi. Ekonomi açısından incelediğimiz bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde 2. Dünya Savaşı sonrası Amerika'nın Soğuk Savaş stratejisinin çıkışını inceleyeceğiz. Kanalımıza abone olarak yeni videoları takip edebilirsiniz. Destekleriniz için teşekkürler.